Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy uzatma, genetik saç dökülmesi gibi kavramların yanı sıra kişisel gelişim, eğitim, kariyer, yabancı diller ve kadın erkek ilişkileri gibi kavramlara da yer veren Hayatın Hileleri kanalından hepinize merhaba. Ben Deniz Bora Baydar, namı diğer Bora abiniz. Zaten artık çoğunuz beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Beni tanımayanlar, hayatında ilk kez görenler için bir hatırlatmam olacak. Abone olmayı unutmayın çünkü devamı gelecek. Eğitim kariyerle ilgili videolar, dil öğrenmeyle ilgili videolar. Şu ara farkındayım, evet, düzenli bir şekilde video atamadım. Fakat bu düzenli bir şekilde video atmayacağım anlamına gelmiyor. Haftada 2-3 video atmaya gayret göstereceğim. Canlı yayınlarıma devam ediyorum Instagram'dan ve buradan da devam edeceğim, YouTube'dan da devam edeceğim ama özellikle şu anda Instagram'da ve TikTok'ta yapıyorum. Ve bu canlı yayınlarda biz insanların derdine çare bulmaya, yabancı dillerle alakalı metotlar paylaşmaya ve genel kültür, entelektüel birikim, hayatın içinden konulara dair fikir alışverişi yapmaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Ve bugünkü konu da aslında yılların konusu. Yıllar boyunca anlatıldı ve bazılarınız izledi, bazılarınız deneyimledi, bunun farkındayım. Bu konuda içerik üreten kanallar vardı, hala da var. Sergen Yay, İbrahim, Taylan, bunların hepsi anlattı arkadaşlar. Ama şimdi ben de anlatmak istiyorum. Benim de bu konuda söyleyeceklerim var. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak anlatacağım birçok şey var. Şiddet nedir? Nasıl aşılır? Yani kadınlarla iletişim kurarken, flört ederken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nelerden kaçınmanız gerekiyor? Kadınlarla ya da insanlarla. Bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü günümüz ilişkilerine, flörtlerine baktığında çok toksikleşti. Bambaşka bir hal aldı ve gerçekten çok rahatsız edici aslında. İlişkileri çok hızlı tüketiyoruz. İnsanlar birbirlerini çok hızlı tüketiyor. Birbirlerinden çok hızlı bir şekilde vazgeçiyorlar. Hızlı bir şekilde sıkılıyorlar. Ve kimse kendisi için ideal insanı, özel insanı bulamıyor. Herkes aynı noktada şikayetçi, herkes aynı şeyden muzdarip aslında. Peki biz kendimize bunu neden yapıyoruz? Ya da bundan uzaklaşmak için neler yaparsak faydalı olur? Bu videoda bunlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki öncelikle şit testi anlatmam lazım bilmeyen arkadaşlara. Kadınların dediğimiz gibi çok fazla seçeneği var. Bir flört belirlerken, bir ilişki belirlerken vesaire. Çünkü çok fazla yazan oluyor kadınlara. Erkeklere de yazan oluyor ama kadınlar, bir kadına yazan erkek sayısı bir erkeğe yazan kadın sayısından daha fazla oluyor genelde. Alışıla gelen düzende bu. İlk çağlardan beri böyle, evet, erkek kadının peşinde koşan taraf umumiyetle. Ve kadınların çoğu da bunu aslında istiyor. Bundan haz duyuyor. Erkeğin mücadeleci olmasından, baskın olmasından vesaire. Fakat baskın olmakla lame olmak, yani acınası bir vaziyete düşmek arasında da ince bir çizgi var. Orayı da her daim korumamız gerekiyor. İnsan ilişkileri o yüzden zor. Flört hadiseleri o yüzden zor. Arkadaşına anlatırsın flörtünü, sevgilini vesaire. 4-5 saat sonrasında bakıyorsun ki bir arpa boyu yol gidememişsiniz yaptığınız beyin fırtınasında. Hala aynı konudasınız. Hala aynı şeyden bahsediyorsunuz. Neden? Çünkü insan ilişkileri gerçekten işin içinden çıkılmaz bir boyuttadır. Belli bir denklem yoktur. Bunun matematiği yok aslında. Belli bir formülü yok. Ne yazık ki. Matematik gibi değil yani bu. Deneye yanıla görüyorsunuz biraz da. Biraz doğaçlama, improvize bu işler. Fakat belli başlı temel unsurlar var dikkat etmeniz gereken, özellikle shit test konusunda. Shit test bu zamana kadar çok anlatıldı zaten. Biliyorsunuz amused mastery, shit test, negatma vesaire. Fakat bunun da poserlığını yaptınız bazılarınız. Bunu da çok iyi biliyorum. Yani bir kadının söylediği her cümleyi shit test olarak algılayıp flörtleri saçma sapan ego savaşına çektiniz. Ve o yüzden flörtlerinizi kaybettiniz. O yüzden mutlu olamadınız.
beyler, özellikle size söylüyorum. Çünkü bunları yaptınız, görüyorum yani. 18-19 yaşındaki arkadaşlarımızda, 17 yaşındaki liseye giden, 16-17 yaşında liseye giden arkadaşlarımızda özellikle bunu görüyorum. O yüzden uyarmak istedim. Nacizane. Bu video size çok şey katacağını umduğum bir video olsun istiyorum. O yüzden şit testi daha fazla lafı uzatmadan tanımlayalım. Şit test nedir? Kadınların çok fazla seçeneği var dedik. Alfa, beta, gamma, işte delta erkek, sigma erkek, o tarz muhabbetlere girmek istemiyorum. O tarz muhabbetler çokça yapıldı. O tarz muhabbetleri yaparsam bu kanalı diğer kanallardan ya da bu videoyu diğer videolardan ayıran bir özellik kalmaz ortada. O yüzden o tarz muhabbetlere girmiyorum. Lakin şunu da izah etmem gerekiyor. Kadınların erkeklerden daha fazla seçeneği var günümüz dünyasında. Evet, bunu kabul edelim. Nedeniyle ilgilenmiyoruz artık. O başka bir video konusu olsun. Şu anda kadınların erkeklerden daha fazla seçeneği var mı kardeşim? Evet. Tamam. Ve kadınların da bazı erkekleri, tırnak içinde birçok erkeği elemesi gerekiyor. İdeal partnerini bulmak için. Çünkü bir kadın en basit takılmalık ilişkisinde bile aslında çok daha derin düşünüyor. İçgüdüsel olarak, bilinçli olarak yapmasa da içgüdüsel olarak derin düşünüyor. Ve gelecekteki ideal babayı dizayn ediyor. Dizayn etmek istiyor ya da karşısındaki adamın o özelliklere, geleceğin babası, aile babası özelliklerine sahip olmasını istiyor. En takılmalık ilişkide bile aslında, ya da bir mücadele arıyor işte. Şu anda ilişkilerimizde biz bir mücadele arıyoruz. Şimdi neden arkadaşlarınızla yaptığınız sohbetlerde abi çocuk çok dört dörtlük efendi bir çocuk bilmem ne ama istemiyorum ya. Niye? Bir mücadele yok ortada çünkü. Ortada uğraşılacak bir şey yok. Uğraşılacak, çaba sarf edilecek şey değere biniyor. Evet. Ama bu çaba sarf etme duygusunu da karşı tarafa sürekli hissettirelim, flörtümüze sürekli hissettirelim diyerek sürekli kaçamayız. O zaman birleşemeyiz çünkü. Çünkü kimse vazgeçilmez değildir. Tekrar söylüyorum. Bir sene önceki bir videomda söylemiştim bunu. Kimse vazgeçilmez değildir ve insanlar sizin bir yere kadar peşinizden koşar. Bir yere kadar. Bir yerden sonra tabii ki bırakırlar. Siz karşılık vermezseniz, yeşil ışık yakmazsanız, bir adım atmazsanız ya da adımına karşılık vermezseniz nereye kadar kovalayacak? O yüzden şit testi tanımlamadan önce şunda mutabık olalım. Her kadının her cümlesi şit test değildir ya da her yaptığı şit test değildir. Kadınlar zaten her şit testi de bilinçli olarak yapmaz. O yüzden en basit bir conversation, bir konuşmayı bile ego savaşına dönüştürmeyin. Bununla barışmış bir adam olun yani. Bir kadına bir şey ispatlama kaygınız olmasın. Ki kendinizi ispatlama kaygınız olmadığında gündelik hayatın akışında zaten kendinizi geri geldiğinde gösterebilen ama yeri geldiğinde de geride durmasını bilen, dinlemesini bilen bir adam olduğunuzda kadınlara daha çekici gelmeye başlıyorsunuz. Ve asıl life goal'unuz da zaten, life goal'larınızdan biri bu olabilir, yaşam amaçlarınızdan biri. Evet, kadınlara çekici gelmek. Çünkü biz de erkekler olarak ideal partnerimizi arıyorsak şayet bu doğal. Fakat bu bir tanesi olabilir. Temel yaşam amacınız bu olamaz. Eğer bundan para kazanmayacaksanız, bakın tekrar söylüyorum. Temel yaşam amacınız kadın elde etmek olmamalı. Olmasın. Eğer bu işten para kazanmıyorsanız, tamam mı? Kadın elde ettiğiniz için size bir gelecek vaat etmeyeceklerse ya da ilişki koçu değilseniz, bu konuda bir içerik üreticisi vesaire değilseniz, gizli bir kitap yazmayacaksanız bununla alakalı, sosyal deney yapmıyorsanız mesela, kafanızda öyle gizli bir plan yoksa yapmayın. Gününüzün 10 saatini, 12 saatini sadece kadın peşinde, kadın kardiyosuna harcamayın diye söylüyorum yani. Çünkü günün sonunda kendi hayatınızın sorumluluğunu ihmal ettiğiniz için değil bir kadın, hiçbir insan sizin arkanızda durmayacak. Çünkü siz sorumluluk bilincine, disiplinine sahip bir adam olmayacaksınız. O yüzden şit testler, ego savaşları, ilişkideki flört, geçici flörtler, takılmalık ilişkiler, bunların geçici olduğunu ve daimi olanın düzgün ve istikrarlı bir yaşam amacı
Bu yaşam amacının da sizin motivasyonunuzu besleyecek, motivasyon çünkü geçicidir, sizi sürekli disipline edebilecek kıvamda derin, anlamlı bir ideal olmasına özen gösterin bu yaşam amacın diyorum. Tamam, şit testle alakalı konuşacaktık. Kadınlar erkekleri bilinçli ya da bilinç altından, bilinçli olarak da test ederler. İşte bu adam gerçekten ilişkiye başlamaya ya da takılmaya değecek bir adam mı? Bir erkekte önemli olan en önemli şey tabii ki. Tamam, para önemli, dış görünüş önemli vesaire. Ama daha derin düşün bak. Daha derin. Bunlar yüzeysel şeyler. Daha derinine bir duruş. Anlatabiliyor muyum? Bir karakter. Oturmuş bir karakter. Ne istediğini bilen bir insan olmak. Bir şeylerin arkasında durabilmek. Kaçmamak. Anlatabiliyor muyum? Bir orada bir burada olmamak, bir onu deyip bir bunu, iki yüzlü olmamak, ikili oynamamak. Bir erkekte en çekici olan şey disiplini olmak, yeri geldiğinde ne yaptığını bilen bir adam olmak. Çünkü kadınlar hayatında bir rehber istiyor. Kendilerine yardımcı olacak, yol gösterecek bir erkek istiyorlar. İstiyorlar. Şimdi en feminist, en güçlü, gerçekten güçlü olan mental olarak da, fiziksel olarak da kadınlar bile bu tarz bir erkeğin eksikliğini hissedebilir hayatlarında. Bunu kabul edelim yani. Lahmacun yok. O yüzden sizin bir duruş çizmeniz lazım. Bir çizginiz olmalı. Evet, kırmızı çizgiler olmalı. Ve bunu hissettirebilmelisiniz. Kadınlar bunu çok daha derin ve komplike düşünürler. Bizim gibi buna zamanda özellikle mental mesai harcamış erkekler kadınların nerede nasıl bizi test ettiğini bilirler. Biz biliyoruz. Biz oyunu kurallarına göre oynamayı biliyoruz. Tamam, okey. O zaman oynayalım. Nedir mesela? En basit şit testler. Şit testler, evet, diğer erkekleri elimine etmek için yapılırlar. Bir duruşunuz olmalı. O kadına muhtaç gibi hissettirmemelisiniz kendinizi. Çünkü kadın ne yapsın? Kadın ona muhtaç bir erkeğe ihtiyaç duymuyor. Sana muhtacım diyecek ya da o çaresizliği gösterecek milyon tane erkek var zaten. Kadın yeri geldiğinde kendini kadın gibi hissettirebilen, özel hissettirebilen ama yeri geldiğinde de lafını sözünü geçirebilen, rehber olabilen ama bunu aşırı didaktik, aşırı despotik bir şekilde yapmayan ama sürekli tamam hayatım, tamam hayatım sözünden çıkmayan da bir erkek istemiyor. Böyle bir erkek istiyor işte. Sürekli despotik olmayacak ama yönlendirebilen, yönetebilen bir erkek istiyor. Ne yaptığını bilen, yani her koşulda, her duruma hazırlıklı olabilen, gündelik hayatında da bir erkek. Sadece finansal olarak düşünmeyin bunu, istiyor. Ve o yüzden şit test yapıyor. Arkasında duruyor musun? Kendinle barışık bir adam mısın? Özgüven sahibi bir adam mısın diye. Bunu test ediyor yani. İki lafa yıkılıyor musun? İki olay, iki basit olayda yıkılıyor musun? Mesela şey der, aa ben bunu hatırlamıyorum, senin adın neydi falan diyen bile olur mesela şiddet testlerde. O da bozuntuya vermeyeceksin. Bozulduğunda dile getirmeyeceksin. Orada bir şiddet test, gerçek adını söyleme mesela. Aa senin adın neydi ya? Halbuki hatırlıyor. Bir gece öncesinde o WhatsApp kız gruplarında ya da o yurt odasında dedikodun yapılmış zaten. Sen rahat ol. Sen onu bil. Tamam mı? Ve ona göre oyunu oyna. İşte evet de benim adım Abdülrezzak. Ben size söylemiştim. Hatta kimliğimi göstereyim falan. Türk kimliğinden biraz farklı ama olsun falan da hatta. Mesela anladın mı? Şey sorabilir. Her kıza böyle yazıyor musun? Mesela. Genel olarak ben kadınlara yazmadığım için. Şimdi bunu da narsistik bir cümle gibi algılamayın ama genel olarak ben çok yazmadım. Yani ilk adımı genelde ben atmam. Bu da böbürlenmek için söylemiyorum bunu da. Gerçekten öyle olduğu için. Ama genelde öyle sorarlar. Her kıza böyle yazıyor musun? Orada hayır ben aslında yazmıyorum. Ben çok düzgün biriyim. Bunu senin tavırların göstersin. Bu o anda onu oynama yani. Oynama orada. Orada ha evet evet de. Evet her kıza yazıyorum. Evet. Tabii erkeklere de. Bak şey olur, beraber film izlerken mesela bunu yapmamaları lazım kadınların. Bu çok itici bir şey.
Başka erkeklerden bahsederler. Başka erkeği beğendiğini gösterir. Aa bak şu çocuk çok yakışıklı değil mi? Orada bozulduğunu göstermeyeceksin. Orada aa, adam yakışıklıysa gerçekten. Aa, evet abi ya çok yakışıklı. Çok iyi ben bile yükseldim falan diyeceksin ya. Ay bu tip ne, bu saç ne falan der. Bu gömlek ne der mesela. Orada arkasında duracaksın. İşte ne diyebilirsin? Bunu da kendin bul. Tam bu gömlek ne? Bu tip ne? Bu tip ne? Yorumlarda bekliyorum. Bu tip ne? Expression'la yani şiddetle. Bir doculama yani şiddetli savuşturma cümlesi bekliyorum sizden. Kaç sevgilin oldu diye sorar. Gerçek cevabı verme. Gerçek cevabı verme. Kök içinde 144 falan da mesela atıyorum. Bir şeyler de. Arkasında durman lazım. Ve genel olarak hayatında gerçekten öyle bir adam olman lazım. Öyle bir adammış gibi gözükmek değil bak. Oyunculukla uğraştık. Biliyoruz Stanislavski oyunculuğun metot oyunculuğudur. Mış gibi yaparız Stanislavski oyunculuğunda. Taklit ederiz gördüğümüzü. Anlatabiliyor muyum? Ama Eric Morris onu önermez. Eric Morris der ki oynama, ol. Gerçekten o insan ol. Oynama. Oynama. Oynamadığında zaten çekici bir adam olursun. Oynadığında bir yere kadar oynayabilirsin çünkü. Bir yerden sonra hissedilir o. Bir balon olduğunu hissedilir. Bir ambalaj sunduğun hissedilir. Ambalajın içini de dolduran bir adam olmaya bak. Kendin için yap bunu. Kendin için. Kendini takdir etme. Kendini kendine ispatlıyorsun sen. Belki o flörtün 2 ay sonra adını bile hatırlamayacaksın. Belki hatırlayacaksın. Ben ilk sevgilimin adını hatırlarım. İlk sevgilimle ilk buluşmada ne giydiğimi hatırlarım. İlk sevgilime okuduğum şiiri, şarkıyı hatırlarım. Bak üstünden 7-8 sene geçmiş. Hatırlarım. Ben öyle. Ama sen hatırlamayacaksın kuvvetle muhtemel. Yani o da hatırlamayacak belki. O yüzden mental efor da değerli bir şey bizim için. Mental efor da sürekli kadınlara savuşturursak, zamanımızı bununla öldürürsek bu da bizim geleceğimize zarar verir. Ve geleceğini inşa etmemiş sorumluluk bilincine, disipline, sahip olmayan vizyona, kendini donatmamış, geliştirmemiş bir insanın da arkasında dediğimiz gibi bırak kadını, kimse durmayacak. Kimse durmayacak. Ne yaptın? TikTok'ta post kestim 5 saat manken gibi. Tamam. Çok güzel yaptın. Evet. Bu olmamalı işte. Ve libidoyla düşünmemeniz lazım sadece. Libidoyla düşünmeyen bir adam olduğunuz zaman hayatta kadınların da beğenisini o zaman takdirini topluyorsunuz gerçekten. Libidoyla düşünmeyin. Tamam. Evet hormonlarımız var tamam vesaire ya da hormonsal değil psikolojik olarak da kadınlar da erkekler de bazı yaşanmışlıkların ya da yaşanmamışlıkların daha ziyade eksikliğini hissediyor olabilir. Ekosal bir durumdur bu. Tamam mı? Bunu aşabilmek için başka dopamin kaynakları bulursanız o zaten hayatın akışında sizin karşınıza çıkacaktır. Çünkü kadınlar, erkekler en nihayetinde içgüdüsel varlıklardır. En nihayetinde bir şeyler karşınıza çıkacak. Rahat olun. Başka dopamin kaynakları. Çünkü cinsellik bir dopamin kaynağı ise başka dopamin kaynakları yarattığınızda hayatınızda bunu dengelersiniz. Ne olabilir? İçerik üretmek olabilir. Hobilerle uğraşmak, tiyatroyla uğraşmak olabilir. Spor kesinlikle. Ve bu dopamin kaynaklarının tabii ki makul ve hayatınıza yardımcı olan dopamin kaynakları, zararlı bağımlılıklar değil de hayatınıza yardımcı olacak. Spor zinde kalmanızı sağlar, üşengeçliği atmanızı sağlar, disiplin, motivasyon verir, özgüven verir, sosyalleşme imkanı verir, genel kültür, entelektüel birikim de katar. Spor mesela ya da sanat, tarih, felsefe bunlara kanalize olun. Bunları çünkü yapmaya başladıktan sonra mutlu olacaksınız ve sosyal anksiyetenizi de yapmaya başladıktan sonra yeneceksiniz. Ama herkes istiyor ki, herkes o kadar hazıra alışmış bir vaziyette ki şu anda ülkede zaten kadını da erkeği de genci de yaşlısı da hap gibi almak istiyor. Yani ben sana bir hap vereyim, sen işte bir senedir spor yapan bir adam vücuduna ya da bilincine ya da
disipline sahip ol. Oldu ya. Bedel ödemeden başarı gelmeyecek. O bedel ödenecek. Bir sene sonrası için de "aa keşke bir sene önce şunu yapsaydım" diyeceğin günler gelir. O günleri getirtme. Yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden evi de öyle düşünme. Eşit testleri ciddiye alma. Bir şeyi farklı yap bir de kadınlarla tanışırken. Bir şeyi farklı yap. Çünkü bütün kadın, bütün erkekler mesela kadınların dış görünüşüne iltifat ediyorsa ya da bütün erkekler ilk gördüğü kadınla işte ilk randevusunda, ikinci randevusunda hemen bir şeyler yaşamaya çalışıyorsa bunlardan farklı ol mesela. Ya da bütün erkekler şey edebiyatını yapıyorsa işte ben çok ciddi ilişki düşünüyorum ben sadece evlilik ben bütün erkekler aslında libido ile düşünürken buna kılıf arıyorsa bir şey farklı yap kadınlarla flört ederken. Bunları da dene. Dene yani. Her flörte bir deneyim olarak bak. Bundan keyif al. İnsanlarla flört etmekten. İnsanlarla konuşmaktan gerçekten içten bir şekilde keyif alman lazım. Sadece karşı cinsle değil. Karşı cins karşı cins olduğu için değil. Çünkü senin bir erkekle yapacağın sohbet de sana bir şeyler katabilir. Ama ben erkek ortamından biraz uzaklaşmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü erkek ortamlarını ben uzağım erkek ortamım yoktur. Yoktur yani öyle. Çünkü erkeklerin çoğunun boş muhabbetler yaptığında fark etmiş bir adamım. Ne yazık ki. Ya kadın konuşuyorlar, ya para konuşuyorlar, ya ikinci el araba konuşuyorlar. Ya işte bahis falan konuşuyorlar. Konuşacak konuları yok yani gerçekten. Şu dört konu üzerinden dönüyor her şey. Her şey. Saçma. O yüzden kendinize bir şeyler katabilecek insanlarla sürekli insan tanımaya odaklanın diye düşünüyorum. Ben öyle söylüyorum yani. Eşit testleri de öyle geçersiniz. Kadının gözünde bir şeyin arkasında durmazsan bittin. Zaten onu aklına koy yani kafana koy. Tamam. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle eşit testler ve kadın erkek ilişkilerinde flört ederken dikkat etmeniz gereken unsurlar hakkında konuştuk. Daha fazlası gelecek, devamı gelecek. Kişisel Instagram hesabımdan bana sormuş olduğunuz sorulara mümkün olduğu kadar açık ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yanıt vermeye gayret gösteriyorum. O yüzden Instagram'dan da beni takip edin. Çünkü bu tarz videoların her daim devamı gelecek. Instagram'da da özellikle. TikTok'ta da canlı yayınlar açıyorum. Dutasterit'le alakalı video gelecek. Evet. Boy uzatma, ünlülerin boylarını da yine inceleriz. Yabancı dillerle alakalı da çekeriz. Şimdilik bu kadar. Herkese şit testleri dojlayan güzel günler diliyorum.